Allah çok şükür ben çok hijyenik bir kızım ya. Çantan da kötü, ayakkabın da kötü. Kötü tarz dünyaya senden mi yayılıyor acaba? Aa, bugün Overture gibisin öyle ama. Sen az solistsin. Şu an batıyorsun biliyor musun Özlem? Yılık yılık gülme karşımda. Şu an batıyorsun işte, şu an batıyorsun. Yılık yılık gülme şu karşımda. Şu an batıyorsun. Diva gibisin kızım sen. Kızım sen. Sen kendi ağzını hiç gördün mü? Şaka gibisin. Vallahi şaka gibisin yani. Demode. Ayağım diyor ben rocker'ım. Boynumdaki diyor ben lady'im. Bilmem ne kıskançlık takmış ya. Ben senin neyini kıskanayım? Gel... Zeynep teyze artık bunu dedirtiyorsun. Neyini kıskanayım ya? Yavaş. Özden'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Özden arka taraftayken burada davrandığı gibi davranmıyor. Benim burada tarzım dışında bir daha başka hiçbir şeyimi eleştirmeyeceksin. Bunu tehdit olarak mı ne olarak algılıyorsan algıla. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Nazlı Hamara. Geldin Nazlı. Nereye gidiyorsun? Bayağı yazlık görünüyorsun. Evet, arkadaşımın böyle havuz başında nişanına gidiyorum. Nişan. Evet. Güzel. Alayım seni yıldızına. Nazlı Sultan. Elbise küçük mü sana? Evet, biraz sanki üstü dar gibi. Geçen gün Maria'nın bir verdiği örnek vardı. Bir fışkırma olayı yaşanıyor orada gibi. Fışkırma yani gerçekten olayı. Bayağı bir küçük. Basmış yani seni. Üstü şurası. Renkleri, elbisenin şekli, modeli güzel. Hı-hı. Kombinin de güzel ama elbise olmamış sana. Olmaz. Rujun da yine bir turuncu olsaydı daha iyi olurdu. Mercan yaptığımı zannediyorum. Hoş geldin, sakinler. Özür dilerim Öykü Hanım. Tamam. İyiyim şimdi. Evet Naz. Bu kadar. Elbise küçük gelmiş ve rujunu da beğenmedim. Yoksa elbise güzel. Mercan olmamış mı? Olmamış. Direkt pembe. Yani pembe. Pembe mi? Evet. Allah Allah. Üç renk karıştırdım çünkü pembe. Direkt turuncu sürseydin. Bir de böyle turuncu gibi bir şey sürdüm. Daha ya da şeffaf parlatıcı da sürebilirdin. Bir şey sürebilirdin. Parlasın istemedim. Nihal kime el sağladın? Melisa'ya. Neye? Ağlayan insanlara karşı böyle artık bir duygusal dönemimde miyim, neyim? Melisa bile ağlayınca böyle ya bir de az önce ben güldüm ya bu hiç hareketine. Hiç iyi niyetle algılayamadım, özür dilerim. Gerçekten böyleyse ben farklı bir şey söyleyeceksin diye bekledim. Hayır az Melisa'ya önce. Melisa'ya sürekli çünkü her fırsatta eleştirmek için yer arıyorsun. Ya el sallayınca bir de sen mi üstüne gidiyorsun diye sordum. Hareketlerini beğenmiyorum, o ayrı, yine aynı şekilde dile getiririm ama az önce böyle yaptı. Bu hareket benim biraz komiğime gitmişti. Onun için güldüm. Ağlarken güldüğüm için pişman oldum. O yüzden el salladım yani bu. Gördün mü? Fark etmedin. Tamam. Değil, öyle diyorsa öyledir. Ben art niyetli biri değilim çünkü. Söylenene inanırım. Hayır, bunda nasıl bir dalga geçme olabilir ki mesela? Tabii ki ben inanırım sana diyorum. Açık bir şekilde söyleyen bir insanım. Tabii ki. Öyle diyorsan öyledir dedim zaten. Nihal neyi savunuyorsun? Tamam. Hazır mısın Nazlı? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Melisa, sadece Öykü'de değil, bize de özür dilemesi gerekiyor. Çünkü bu çıkış, giriş, artık dilerim. Hakikaten bu kadar agresif, bu kadar çıkıyorum, o kadar ağır sözlere ve konuşmaya hiç hoşuma gitmiyor. Bak küpem düştü bile ya. Sen de benim... Çok özür dilerim ama burada ağlamayı sevmiyorum. Tamam canım ama özür şimdi... Özür dilerim. Tamam. Orada gördüm. Üzül de ve ben hakikaten bu son yani. Artık bu çıkışları görmek istemiyorum yani. Saygısızlık buluyorum.
Hem bizi bekletiyorsun hem de o kadar agresif oluyorsun, bizim moral düşüyor. Konsantre edemiyorum yani, doğru yorum yapamıyorum sonra. Bu kadar hayatım, bunlara bir Melisa çayı versinler biraz. Melisa çayı var, sakin. Sakinleyin biraz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sen mi getirdin? Evet. Seni yaptığın tatlılar mı bunlar? Cuma'da ilk İkram. Şey gelmiş. İlk ikram. Aman i̇lk hazırsa ikram. Sakın getirme. Yok, evde yapım ben öyle. Ya. Hazır aldın. Zenginsin sen. Kendin eline yapacaksın. Zenginsin. Hazır aldın. En sevdiklerimden aldım. Ben tatlı yemiyorum ya. Yemiyorum. Ama tatlı ikram geri çevrilir mi hayatım? Ne ayıp şey ya. Değil mi? Sevmem ya. Ayıp olur mu ne? Sevmiyorum bu kadar. İvan'a hiç sevmez yemeği. Hiç. Yemek seviyorum, tatlı sevmem. Bak, kuzenindeki elbise sana dar. Tamam mı? Biliyorum. Alayım mı? Neden giydin o zaman? Biliyorsa. Yani dolabımdan aldım, kombinimi yaptım, getirdim. Burada vücudum şişmiş herhalde, biraz ödem yapmış. Bak, burada biraz şiş. Zaten üst tarafta güzel durmuyor, duşuyor. Sürekli çekiyorsun. O da zaten şık göstermiyor. Üzerindeki elbise sen taşıyacaksın. Elbise senin taşımaması gerekiyor. Bir şey bekliyordum üstünde, deri ceket, bir şey, üstüne biraz şey kaldı. Üstüne deri alacağıma karar veremedim. Biraz çıplak kaldı, bir üstündeki bir şey, bir parça bekledi. İşte saçlarımla kapatmaya çalıştım, salarak. Ay canım, her şeyde cevabım var. ben sana söylüyorum, öğretmeye bir şey çalışıyorum. Ne demek istediğinizi. Üzerindeki bin tane laf yiyorum yani. Tatlı yemek istiyorum şimdi. Hadi. Sen başla yemeğe. Sevmesin bile. Ben bir mum istiyorum. Onunla dünkü Nazlı Hamarat'ı arayacağım. Ay. Allah aşkına, bu ne hal Nazlı? Bu ne yani? Korkunç bir elbise o. Yine siyah. Hani modeli kötü, modeli kötü. Hadi kötü bir model olur da iyi bir kubu olur. O da kötü. Çantan da kötü. Ayakkabın da kötü. Kötü tarz dünyaya senden mi yayılıyor acaba? Eyvah. Yani böyle daha genele vurursak daha çok bu aralar kötü olmaya başladım. Bak, dikkat et. Bir silkelen, bir kendine gel. Rujunun rengi kötü, saçların dibitlerini yaptırmamışsın. Zamanım yok galaya. Vallahi bizim eskiden bir Özlem vardı. Gecenin bir yarısı saçını boyat derdim, sabahın köründeki çekime boyanmış olarak gelirdi. Benim arkamdan bu kadar. Nokta şallar net. Takmışsın. Bu kadar, teşekkür evet, ederim. Peki. Nurella. Ay, benim kuntisim gelmiş. Kuntizellam benim. Nurellam. Nereden aldın o elbiseyi? Dolabımdaydı. Eski. Yani hani eski dediğim geçen yazdan herhalde. Yani canım. Şurasında bir problem ben ne isterdim biliyor musun bunda? Sıkı bir aç kuyruğu şöyle hani. İşte çıplak kalmasın diye açtım saçlarımı. Çantayı da aldın, onunla şey meç ettin değil mi, evet, renklerle? Evet, meç ettim şunlarla. Kırmızı ruju da çırdın. Olmadı. Olmadı yar. Nazlı için kararlar lütfen. Beğenmediler. Ay evet ya. Bugün uvertür gibisin ama. Sen az solistsin. Sizin için giydim taşlı. Çantan ne öyle? Kroko mu? Bilmem. Hayır. Değil. Düz hayır, ya. Ben sizde. Işıklardan görmüyorum. Üzgünüm. tarz değil. Ivana. Dün ne kadar şıktı. Bugün beğenmedim. Tarz değil. Yıldız yok. Kemal. Olmadı Nazlı, olmadı. Peki, teşekkür ederim. Tatlılar güle için güle. Teşekkürler. Tamam. Şu an batıyorsun biliyor musun Özlem? Yılık gülme karşımda. Şu an batıyorsun işte, şu an batıyorsun. Yılık gülme şu karşımda. Şu an batıyorsun. Deva ne? Gibisin kızım. Ay, sen. Kızım sen. Sen kendi ağzını hiç gördün mü? Şaka gibisin. Valla şaka gibisin yani. De. İşte ayağım diyor ben rakırım. Boynundaki diyor ben lady'im.
bilmem ne kıskançlık takmış ya. Ben senin neyini kıskanayım? Zeynep teyze artık bunu dedirtiyorsun. Neyini kıskanayım ya? Yavaş. Özden'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Özden arka taraftayken burada davrandığı gibi davranmıyor. Benim burada tarzım dışında bir daha başka hiçbir şeyimi eleştirmeyeceksin. Bunu tehdit olarak mı ne olarak algılıyorsan algıla. Evet, zor bulunuyor sakinleşmiş bir Melisa Şahin. Bakalım nasıl gelecek? Bu tarz benim podyumda Melisa Şahin karşımızda. Hamburger benim, trakya benim, gözler üstümde. Bu tarz benim, moda da benim, trakya benim, gözler üstümde. Bu tarz benim, bu tarz benim.